Göğsüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle yapımı çok kolay olan 5 dakikada hazırlayabileceğiniz çok lezzetli ve nefis humus tarifini paylaşacağım. Herhalde bu mezeyi bilmeyenler yoktur. Bilmeyenler de varsa mutlaka yapmalarını tavsiye ediyorum. Gerekli olan malzemeler 2 bardak haşlanmış nohut. İsterseniz akşamdan nohutunuzu haşlayıp ertesi günü pişirip kullanabilirsiniz. Veyahut da benim gibi hazır konserve alıp da kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı tahin, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 taze limon, 3 diş sarımsak, 1 çay kaşığı kimyon, 2 çay kaşığı tuz ve 4 yemek kaşığı su. 2 bardak haşlanmış nohut, taze sıkılmış limon suyu, 3 yemek kaşığı tahin ilave ediyoruz. Tahini biraz daha az veya da daha fazla da kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize bağlı. 3 diş sarımsak, 1 çay kaşığı kimyon, 2 çay kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra mikserin kapağını kapatıp 2 dakikaya ayarlıyoruz. 4 yemek kaşığı suyu da ilave ediyoruz. Tekrar birlikte karıştırıyoruz. Mikserde 1 dakika kadar daha karıştırıyoruz ve gördüğünüz kıvama geliyor. Servis yapacağımız tabağın içerisine döküyoruz. Kaşık yardımıyla gördüğünüz şekilde tabağımıza yaydırtıyoruz. Ortasını düzleştirip biraz kenarlarını kalın bırakıyoruz. Kaşığımızı önce soğuk suda ıslatıyoruz ve gördüğünüz şekilde iz yapıyoruz. Kaşığı ıslatmamızdaki amacımız şeklimizi daha kolay ve daha düz yapabilmek içindir. Kaşığınızı ıslatmazsanız dolayısıyla istediğiniz şekli veremeyebilirsiniz ve kaşınıza yapışabilir. Yıkamış olduğumuz bir domatesi gördüğünüz şekilde kesiyoruz. Domatesi mezemizin daha göze hoş görünmesi için kullanacağız. Sizler dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Domatese gül şekli vereceğiz. Domatesi gördüğünüz gibi ucundan tutuyoruz ve içine doğru kıvırıyoruz. Domatesten yapmış olduğumuz gülümüzü hazırlamış olduğumuz mezemizin ortasına koyuyoruz. Kaşığımızı soğuk suyla ıslataraktan kenarlarını gördüğünüz şekilde düzleştiriyoruz. Nohutlardan birer tane uç kısımlarına koyuyoruz. Pul biberini gördüğünüz şekilde serpiştiriyoruz. Pul biberini ister acı isterseniz tatlı kullanabilirsiniz. Üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyoruz. Zeytinyağı mezemize ayrı bir lezzet katacaktır. Mutlaka bunu kullanmalısınız. Nane yaprağı veyahut da maydanoz kullanabilirsiniz. Ben nane yaprağını tercih ettim. Ve şu anda gördüğünüz gibi mezemiz sunuma hazırdır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kalbinizden sevgi, ağzınızdan tat, mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Yeni göndereceğim videolarda görüşmek üzere, hoşça kalınız.